Gelinmeyecek yine gibi değil, bir baksana. Taksici hadisesi söz konusu. Bir taksici efendim turistlerden 2750 lira istiyor. Az da değil. İki katı da ceza ödüyor. Nasıl olmuş olay? Bir görelim bakalım, üzerine konuşalım. 2700 lira. Sen istedin mi, istemedin? İstemedim abi 2700 lira. 2750 lira para istedi. İstesem 2700 lira diretirim, polis. Abi öyle biri değil. Hacca gitmiş gelmiş onu yapmaz. Taksimetre çalışıyor abi. Kazıklandı diyor işte, polise geldik. Hacca gidip geldi yapmaz öyle şey dediler ama iddiaya göre o taksici turistleri dolandırmaya kalktı. 2750 lira istedi, iki katı ceza ödedi. Taksimetreyi de açmamışsın. Taksimetreyi açmadan Almanya'dan gelen turistleri Taksim'den Küçükçekmece'ye götürdü, geri getirdi. Adam ondan 2750 lira para istedi. Ve onun üzerine biz de işte itiraz ettik, vermeyiz dedik. 1000 liraya kadar düştü. Sonra kazıklandı diye işte polise geldik. 2700 lira. Sen istedin mi, istemedin? İstemedim abi 2700 lira. Hacca gitmiş gelmiş onu yapmaz. Ya. 4064 lira ceza yazılan taksicinin ruhsatı ve şoför kartı iptal edildi. Aracı da bağlandı. Değil güzel kardeşim, yapma. Bak bana dayı. Sen basın da basma. Sen diğer tarafa basın. Güzel İstedin bir ceza. İstemedim. Vallahi. Taksimetre nerede? Yok. Araba nerede? Para nerede? Hikayesi uzayıp giden bir diyalog vardı burada efendim. Güzel bir cezamış Ebru'cum, ben sana söyleyeyim. Yani hani 4064 lira hiç yoktan ruhsatı, işte ne bileyim şoför kartı iptal edilmesi, aracın çekilmesi falan filan çok daha fazla zararı uğratmış. İş yapamazsın sen. Yapamaz ya, bu kadar net yani. Hikayesini koymuş ortaya. Aynen öyle. Dolayısıyla hani herkese, bütün taksicilere buradan örnek olsun bu durum. Her zaman diyoruz ya hani cezaların daha yüksek olması, daha caydırıcı olması i̇şte. Lazım. Ve bundan sonra şimdi bakıyordur kendine, keşke bu insanlara böyle bir şey yapmaya yeltenmeseydim hani iddia o ki deniyor. Ama turistler de, orada yaşayan arkadaşlarımız da, Türk vatandaşlarımız da buna pek kulak asmamışlar. Sen misin bizden 2750'den bine ya inip para isteyen kişi diye. Ama dünyanın en zengini olsan şöylesi bir muhameleyle karşılaşmış olmak bile. Tabii Elon canım. Musk olsan yani itiraz eder adam yani. Bir